Arkadaşlar merhaba, Tropik Meyve Bahçesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle avokadolar son dönemde kurumaya başladı arkadaşlar bölgemizde. Özellikle Alanya, Gazipaşa, Anamur hattında çok 30 yıllık ağaçlar var kuruyan. Şimdi onu konuşacağız. Yani yanımda yine İsmet abi var. Merhaba İsmet abi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sen de kanalımıza hoş geldin. Bu arada çok selamları var izleyicilerimizin. Aleykümselam. O selamları ben ileteyim sana. Sağ olsunlar. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar, bakın İsmet abi, burada bahçede şu görmüş olduğunuz komple kuruma var. Yani evet, kuruyacak bu ağaçlar belli. Evet. Ne dersin buna? Şimdi bu ismini ben böyle, bu insanlara gelen korona bu. Korona. Korona, afı yok. Geldi mi affetmez. Arkadaşlar bir dakika, İsmet abi bir tespitte bulundu. Diyor ki insanlara gelen COVID dediğimiz korona hastalığı bu diyor. Evet. Sebebi ne? Peki niye o ismi koydun? Hızla birbirine bulaşıp affetmediğinden. İnsanlar maske taktı, aşı oldu. Bunun aşısı da yok. Hiçbir maskesi yok, aşı yok. Geldiği zaman affetmiyor. Evet. Şurada bu bak, ağaçlar da bayağı büyük değil mi? Yakına çekelim bak. Evet. Şurada küçük ağaç da var. Bak 3 yaşında. 3 yaşında. Karşındaki 3 yaşında. Bak o 4 yaşında. Karşı taraftaki komşunun hatası oldu. Neden hatası oldu? Evet. Keselim dedim ben. Yok bir şey olmaz dedi. Sonuçta bak onu hücre etti. Yakın önce birbirine şase yapıyor. Atladı beni yakar. Aradaki bak arada 5 metre fark var. Evet. Yani bir bahçeye başladı. Arkadaşlar önemli olan şu İsmet abinin korona tespitini şuradan geliyor. Bahçeye geldiği anda kurtarma şansımız çok düşük denecek kadar az. Belki de yok. Sıfır. Hiç. Hiç şu anda yok. Ama tekrar üstüne basa diyorum. Ziraç arkadaşlar. Genel kızlar. İşte şu ilaç, bu ilaç. Hepsi hava. Şu anda bugün ilacı yok. Yarın ilaç çıkar bilemem. Bugün evet. Yok. Ha, bugün için bir şey tedavisi bulunmadı. Yok. Burada başka bahçeler gelsin, de var. Değil herhangi mi? Bir ziraççı gelsin tedavi ediyorsun. Mümkün değil. O zaman bahçede bizde şöyle bir şey olur mu o zaman? Yani bizi izleyenler için söyleyelim. Büyük bahçeleri olan, küçük bahçeler, evet, tek bahçesi olan, tek ağacı olan. Yani böyle bir kuruma başladığında hemen müdahale etmek gerekiyor. Belediye o gün yanı sanır, gün yanı değil. Olmaz. Evet. Güneş bugün mü çıktı? Son 3-5 yıl çıkmadı. Evet arkadaşlar, İsmet bak, abi. 30 yıllık ağaç. Bu 30 yıllık ağaç. Hiç güneş görmedim dedi. Bakın arkadaşlar, gösterelim şuradan. 30 yıllık ağaç burada da fazla var. Burada da var İsmet abi. Bak, komşudan başladım, şase yapıyor. İsmet abi burada da var bak. Evet, bu da hasta değil mi şimdi? Bu da hasta. Bak kestim zaten, bunu yok edeceğiz bunları. Evet şuradan arkadaşlar. Bak karşıda komşunun bunlar atladı. Evet. Yani... Komşuya dedim bunları keselim. Ben fide de vereyim dedim. Yardımcı olayım. İnadına gitti. Ben bahçede atlattı. Sağ olsun. Değil mi? Yani evet. O komşumuza da selam olsun. Bahçemize böyle bir şey geldiği zaman müdahale edelim evet, hemen. Çünkü yani hastalık... Vurma başlasa gün yanı değil korona. O gün yanını gösterelim İsmet abi. Şurada ileride vardı. Ben görmüştüm arkadaşlar. Şimdi size göstereceğiz. Hani bu bahsediyoruz ya güneş yanı, bak, meyvelerin bak, yanı bak diye. Bu da gelip bak. Bu da hasta değil mi şimdi? Nereden? Bak bakalım. Bu da hasta. Bak gün yanına hiç alakası yok. Bakın arkadaşlar. Hiç alakası yok. Siyahlık geldiği zaman korunadır. Evet. Bunu ne yapacağız? Yok edeceğiz. Şuradan şöyle gösterelim. Bakın bu hastalık. Yeniden dikeceğiz. Arkadaşlar gösterelim. Bakın gövdenin halini görüyorsunuz şuradan. Yanık gibi böyle ama İsmet abi diyor Allah'tan ki bu benim öbür bahçede yok. Ha bu yanık değil diyor İsmet abi. Bu bir hastalık diyor. Bak. Bilimsel hocalarımıza da buradan hem Süleyman Bayram hocamız var, İsmet abi bizim. Selam. Selam olsun. Gönderelim Süleyman selam. Bayram hocamıza. Selam olsun. İsmet abinin de selam var hocamıza. Süleyman hocamız da bunu izlesin, görsün, bir yorumda bulunacaktır. Şöyle bakın arkadaşlar. Bizi bak, izleyen, bu arada İsmet abi bizi izleyen belki bu konuda bilgisi olanlar varsa yorumlar kısmına da yazın arkadaşlar. Biz tabii, de tabii, bilgilenelim tabii. Şu anda biz hani bunun nedenini bilmiyoruz şu anda, doğru mu İsmet abi? Aynen. Bilmiyoruz. Köyü bilmiyor. Hiçbir tamam. Yer bilmiyor. Alanya'da bilmiyor, Anamur'da bilmiyor, hiçbir yer bilmiyor. Hı-hı. İşte her ziraatçı da kafasına bir şey veriyor, olan çiftçi oluyor. Zaten bunu, bahçeye gidiyor, bir de masraf ediyor. Bunu gördüğüm zaman da ağacı keseceğiz. Tek şu an abi, için, şu an için. Şöyle düşünüyorum, evet. Hı. Hani insanın elinde, ayağında bir kanser olur da doktor keser, evet, geri organlar kurtulur ya. Aynı bu da öyle. Geldiği anda en güzel de ağacı dibine kesmek. Evet, şimdi arkadaşlar ağacın hasta hali acaba bu. Acaba demeyeceğiz yani. Ağacın acaba hasta hali. Sen bunları keseceksin inşallah değil mi tabii, İsmet abi? Tabii, zamanım evet, olmadı, hiç kesilecek bunlar. Zamanı olmadı, iyi ev yaptırdın evet, bildiğim kadarıyla. Bir de hastalandım zaten. Hastalandım, geçmiş olsun. Onlardan dolayı ama bunu kesecek İsmet kesin abi. Kesin. Bir de bak. İnşallah şimdi, kesim zamanında da burada beraber yani, video çekeriz. Bu da çok da. Hı-hı. İlk bunu hani bir plastik yaptık, teker yanır da uzaktan siyahlığı bulaşır ya. Evet. Herhangi bitkiye, insana, şuna buna. İlk böyle hafif başladığı zaman bu gelmiş demektir. Anlayacağız burada. İlk sene böyle hafif hafif gelir. Daha sonra böyle yapar. Böyle simsiyah. Sen diyorsun ki bu arkadaşlar İsmet abi diyor ki bu güneş yanı falan değil, bu bir hastalık. Şuradan öyle bakın. Mi?
Korona yani avokadonun İnsan koronası değil avokadonun koronası. Avokadonun koronası şöyle yanmış. Devam edelim. Bir de meyvesinin yanık meyve vardı. Ben görmüştüm. Arkadaşlar hani biz diyoruz ya videolarımızda. Güneş yanığı meyve. Budamadan bahsediyoruz. Budama yaparken güneş yanından koruyalım diye. Evet, korona bakın. Gelmeden de bu bahçe vardı. O zaman güneş da vardı. Bakın burada yine bir tane. Bu da Esmet abi sıkıntılı bak. Sıkıntılı. Meyvesini toplamışız. Ucuz fiyatı kiloyla gitti yani bu. Ya o meyve de küçük oluyor o zaman. Evet. Şöyle bunu benim haberim yok. İşçiler toplamış. Tamam. Şuradan bakın bu ağacın bak, zaten gelişimi. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sağlıklı değil yani kısacası. Bakın karşıdaki sapsarı bahçe bakın. Şöyle işte gösterelim. Aradaki deri arada çok varsa 3 metre fark. Evet. O 3 metre yüzünden atladı bunu. Oradan bu tarafa gelmiş. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Bak bu sağlıklı bak. Bu sağlıklı bakın arkadaşlar. Bak bu da bu hiç güneş görmedi mi? Mesela İsmet abi şimdi aynı şeyden bahsedeceğiz. Bakın arkadaşlar bakalım gösterelim İsmet abi sen de gel. Yok. Bakın yemyeşil maşallah. Yani bu sağlıklı fidan. İşte bak bunun buralarına özellikle taze illerine siyahlık hafif hafif böyle benek benek geldiği zaman hemen beklemeye gerek yok kesmek lazım. Hemen zaten ikinci üçüncü sensi kurudur. Bakın bu yeşil. Şuradan hemen bak, dönelim. Hemen de bak. Bakın gelin hemen yan tarafında. Bakın arkadaşlar. İsmet abinin söyledi. Yani güneş ona da aynı açıdan vuruyor. Buna da aynı açıdan vuruyor. Evet. Yani yorumumuz şu. Hocalarımız da inşallah Süleyman hocama da buradan tekrar bir söyleyelim. Süleyman Bayram hocamız Antalya Batem'de. Avokadonun babası. Her şeyi gibi bu profesör adı avokadonun. İnşallah hocamız da bir yorum yapar bu konuya. İnşallah. Neden? Çünkü buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Nasip olur bana. İnşallah tanışırız. Şimdi buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bakın burada bak, da ağaç sağlıklı var. Bak. Bu mevsimde suyuna geçmiş. Çünkü sağlıklı bak. Evet. Bu erken gelişimi ağaç tutuklarımız. Evet, Clifton arkadaşlar bu. Daha önce bahsetmiştik. Yaprağı böyle bunun buruşuk gibi oluyor İsmet abi Clifton'un. Bunlar kaç çeşidi var da? Evet, şimdi gidelim böyle yine. Bak şimdi gene bak oldukça sağlıklı. Burada sağlıklı ağaçlar var. Bahçeyi böyle görüyorsunuz. Yani güneş şimdi İsmet abi senin teorin şu. Güneş bunlara eşit vuruyor. Eşit vuruyor. Ama bunlarda meyve dallayanı yok. Evet. Ama onlarda var. Yani bu arkadaşlar o hasta korona demek. Yani direkt tedbirinizi alın ağacı yok edin. Ağacı yok etmek. Yani ailede bir kişiye korona gelmiş onu hani bir ev karantina ya, karantin evet aldık ya. Onun karantinası yok etmek. Tamam bu avokadonun koronası. Devam edelim. Bir, şimdi size bir İsmet abiyle şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Bakın bahçe İsmet abinin bahçesi. En ufak bir şey var mı? Bak yok. Siyahlık. Yok, maşallah alın muhafaza siyahlık güzel geldiği anı keseceğiz bak. Bak hiç güzel yok. Maşallah bu güzel. Hiç yok. Bunlar da güneş alıyor. Devam edelim. Yani bak hiçbirinde bir şey yok. Burada yine. Bak güneş yanığı bak şu güneş yanığı neden? Çünkü aşağı sarkmış bu güneş yanığı. Evet. Bu İsmet da abinin yorumu bu güneş ama bu da bence riskli olabilir İsmet abi. Biraz risk var ama siyahlık ölmeden tam, bir şüphe. Tam değil. Siyahlık yok diyor İsmet abi. Siyahlık ile görünmesi lazım evet yani. Asılmasın. Bak, devam bu edelim. Bu da riskli. Bu da riskli. Bakın zaten rengi sararmış arkadaşlar. Sararmaya durmuş. Sararmaya durmuş. Üzerinde meyveler var. Devam edelim. Ha, bunlar da bak 5'er yaşında, 6'er yaşında gibi bunlar. 5 yaşında. Evet. Ve de her sene meyveleri çok güzel. İsmet abi sen bu ağaçlardan her yıl meyve aldığını söylüyorsun. Her yıl, her yıl. Bu arkadaşlar föverte şuradan gösterelim maşallah çok da güzel. Üçüncü, dördüncü toplamamız bakın, oldu. Daha önce hasat edilmiş bu arada bakın bu sadece değil. Şuradan sadece gösterelim maşallah. Üçüncü hasat yaptı. Şurada görüyor musunuz fövertenin şeyini? Salkım salkım. Pinkerton'a benzetiyorum İsmet abi senin şeyleri. Devam edelim. Bu şimdi her sene vermesi de çok bir şey, o konuda bir şey diyemeyeceğim ama budama şartından herhalde her yıl veriyor. Çünkü bu bir yılı verir, bir yılı vermez. Herkesin böyle. Yani onun her sene bir öncekinden iki katı veriyor. Evet, şuradan şimdi o bahsetmiş olduğumuz ağaca doğru yürüyoruz. Bakın bir zaten de görüyoruz. Evet, yaklaştık. Bak bu da ilk denem ağaç. Bu da en az 30 yaşında. Bu da mı? Bak geçen sene yemyeşildi. Bak bu sene ne hali. Geçen sene güneş gördü. Görmedi bu yıl mı gördü? Evet şimdi bak, İsmet abinin bak dediği. Bakın siyahlık var. Hattın şöyle başlamış. Meyveye bakın şuradan çekelim. Görüyorsunuz. Yani İsmet abinin anlattığı arkadaşlar bu. Bakın meyveleri büyütmüyor. Yanıklık var. Meyveler çok küçük değil mi İsmet abi? Normalde. Hasta ya. Hasta onun yaprağı döküyor. İster evet istemez de tabii güneşe tam kalıyor. Evet bakın bu. Ama güneşe kalsa kalmasa bakın orada siyahlaşmış bu. Siyahlık. Bak, bunun yanı da olabilir bak bu neden. Yük hasta yaprakları dökmüş güneş yakmış. Ama 30 ama yıldır, şöyle, 30 yıldır güneş görmüyor muydu? İsmet abi mu? Bir teorimiz şu. Burada
Senin aslında doğru bir yaklaşım ama inşallah hocalarımızdan da bundan yorum alırız. Ben sanmıyorum da inşallah olur. Şöyle, bu yanda da başka ağaçlar var. Senin tespitindeki olduğu gibi benim fikrim de şu. Ağaç hastalanınca kendiliğinden sonra kurtaramıyor. Bak meyve yanık zayıf kalıyor herhalde. Evet, İçindeki suyum az oluyor. Avokado biliyorsun su demek. Yani verdiğimiz gıdalarda almıyor. Hasta zaten. Evet. Hasta bir insan düşünelim ya. Hı-hı. Ne verirsek verelim. Önce tedaviye bakacağız. Arkadaşlar, şu anda tedavide yok. Tedavisi şu İnşallah an yok. Yarın olur. İnşallah koronada nasıl aşı buldular İsmet abi. İnşallah bunu da arkadaşlar gördünüz. Bu videoyu çekmek istedik. Bunu özellikle hani ben buradan belirtiyorum. Bakın şu karşıdaki. Evet mesela bak. Bu ayrı bildiğiniz. Evet. Kahvesinden bilmiyorum rast geldik gördüm. Hobi gibi bir şey yedi. Çeşit farklı. Süper büyüdü ama aşı gerilemeye başladı. Yani bunlar hepsi bu. Buradan evet. 30 yaşında falan var rahat var. Kaç yaşında? 25-30 yaşında. 30 yoksa 25 rahat 25 var. Yaşındaki ağaçlar arkadaşlar. Bakın bunlar da öyle. Bak ben önce de budarını büyütmezdim başkaları. Bak köydekiler yiyip 3 böyle yiyor. İsmet abi budumadan bahsediyor. İnşallah bir İsmet abi izleyicilerimizden sen de böyle bir 1,5-2 yaşında bir budama örneği istiyorlar bu arada. Haberin olsun. Yaparız. İnşallah onu da çekeriz. Zaten çekeceğimiz birkaç videomuz var. Şimdi bu videomuzu burada sonlandıralım. Tamam. Arkadaşlar İsmet abi özetleyecek olursak diyor ki bu korona hastalığı gibi yani avokadonun koronası. Kanser. Dikkat edelim. Kanser yani... değil, kanser birbirine bulaşmaz. Evet. Kanser bulaşıcı değil. Bir ailede birine gelir, bir kişi götür ama gerisi yaşar. Kanser bu ama değil, korona. Korona. Hepsi bir bahçeye geldim hepsini götürüyor. Hepsini götürüp komşuya da sakat dersin. Komşuya da atlıyor. İşte benimki komşu atlattı. Evet. Bu sizin de bu yaşadığınız bahçenizde bunlar varsa mutlaka bizimle paylaşın. Yorumlar kısmına yazın. İsmet abi çok teşekkür ederiz bilgiler için. Yine başka videolarda görüşmek üzere. İnşallah. Çok sağ ol İsmet abi. Size sağ olun. Herkese sağ ol.